Hayırlı akşamlar değerli izleyicilerimiz. Çerçeve programımıza hoş geldiniz. Bu akşam gündemde yer alan çok da sıcak bir gelişmeyi gene farklı boyutlarıyla ele almaya çalışacağız. Ekonomi perspektifinden girişimciliği ve inovasyonu ve özellikle son gündemin içerisinde, son günlerde ekonomiyle ilgili olan gelişmeleri beraberce yine bu akşam sizlerle paylaşmaya ve sizlerden gelen soruları, paylaşımları da cevaplandırmaya, onlarla ilgili görüşlerinizi almaya da gayret edeceğiz. Gene Taha Hocam'la beraberiz. Taha Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, sizlere sormalı. Çok şükür, eksik olmayın. Ekonomi önemli. Evet, çok önemli ve gündemde şu anda, bir hayli gündemde. Para, sıcak. Pul önemli. Yani dünya, dünyalık için tabii ki. Evet, ama biz tabii genel çerçeveden hem Türkiye'de hem dünyada son gelişmeleri de ele almaya çalışacağız. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü başlığımız, gene ekranınızın sağ tarafında yer alacak olan hashtagimiz bereket adını taşıyor. Bu başlıkla bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, gündeme ilişkin önerilerinizi, bakış açınızı yansıtabilirsiniz. Peki bu akşam konuğumuz kim? Kimle ekonomiyi, girişimciliği, inovasyonu gene farklı açılardan ele almaya çalışacağız. Bu akşam Yunus Nacar Beyefendi ile beraber olacağız. Değerli hocam hoş geldiniz. Abim. Hoş bulduk Osman Hocam. Ayaklarınıza sağlık. Allah eksik olmayın. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, Yunus Bey aynı zamanda TÜMSİAD, Tüm Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Bezmiale Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili olarak görev yapıyor. Daha evvelki süreçlerde de gerek katılım bankalarının kuruluş sürecinde, gerekse holdinglerde de yönetici olarak görev yapmış bir üstadımız, beyefendimiz. Bu akşam inşallah değerli fikrinizden hocam faydalanacağız. Eksik olmayın. Şöyle başlayalım mı Yunus abi? Biz tabii bu ekonomiyi belki toplum olarak yeni yeni idrak ediyoruz. Ya da boyutlarıyla beraber yeni yeni kavruyoruz. Ama biz dünyalık olarak ya da gelişen dünya ölçeğinde yaşantımızı bir şekilde sürdürürken tabii ki ekonomi verilerinden, ekonominin davranışlara etkisinden ya da hayatımıza olan müdahalesinden payımızı alıyoruz ve bununla ilgili de bir algı geliştiriyoruz, yaklaşımlar geliştiriyoruz. Toplum olarak, uluslararası düzeyde veya ulus olarak da farklı tavırlar da sergiliyoruz. Devletin aklı olarak ya da yaptığımız çalışmalarda. Genel olarak baktığımızda özellikle şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik durumla ilgili herkesin farklı tanımlamaları olduğunu görüyoruz. Ama sizin perspektifinizden, evet biz bir krizden bahsetmiyoruz. Ancak bir ekonomik darboğazın ve sıkıntının olduğunu da görmekteyiz. Bununla ilgili genel bir değerlendirme, bir çerçeveye bizim bu geceki programımızın da çerçeve bizim başlığımız her zaman olduğu gibi pazartesi akşamları. Bunun içerisine sığacak şekilde bir ekonomik değerlendirmeyle başlayalım mı? Tamam Osman Hocam. Ben de herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah, çok teşekkür ederiz. İnşallah dilimiz döndüğünce bir faydamız o dokunursa ne mutlu bize. Ben şimdi bir krizden bahsetmeyeceğim, bir zorluktan da bahsetmeyeceğim. Fakat bahsetmek istediğim olay, her şeyin rahat olduğu bir dönemden başlamak istiyorum. Ben şuna inandım. Bir zorluk, adına kriz deyin, ne derseniz diyelim yani. İyi günlerde başlıyor, iyi günlerimizde. Ben şunu gördüm. Her zorluğun yanında bir kolaylık var. Bunu tersten okuduğumuz zaman her kolaylıkla beraber bir zorluk var. Yani bunlar gece ve gündüz gibi ikiz kardeşler. Eğer biz iyi günlerde bir zorluk olabileceğini düşünüp ona göre tedbirli davranmadığımız zaman zorluk başını kaldırıyor. Dolayısıyla kendini gösteriyor. Efendim? Kendini gösteriyor. Dolayısıyla
Kriz yahut da zorluk, elbette kriz demiyoruz. Kriz, Allah korusun, kriz nedir? Mısır'da Hazreti Yusuf'un döneminde olduğu gibi 7 yıl krizdi. Evet. 7 yıl ama öncesinde de 7 yıl kolaylık vardı yani. Kriz oydu yani. Bugün kriz yok Allah'a şükür. Ekmeğimiz var, aşımız var, etimiz var, her şeyimiz çok var. Ve şu anda ülkemizde yetişmeyen bir şey yok. Yetişmeyen bir şey varsa da onu alabilecek elhamdülillah imkanımız var. Evet. Öyle değil mi? Evet. Öyle. Dolayısıyla elbette ki krizden bahsetmiyoruz. Kriz bir manada bizim kültürümüzde kıtlık demektir yani. Ekonomik evet. olarak tarif edersek yani. Şimdi öyle bir şey yok ama biz zorluktan geçtiğimiz kesin. İster içsel faktörlerden kaynaklanan, isterse dışsal faktörlerden kaynaklanan. Genellikle problem içsel faktörlerden kaynaklananlar hususunda daha zor olabilir onu düzeltmek. Dıştan gelenlere zaman öyle gösteriyor ki müdahale etmek biraz daha zor. Uzun sürüyor. Yani. Uzun sürüyor. Bizim dışımızda cereyan ediyor çünkü olaylar. Şimdi bu zorluklara nasıl geliyoruz? Şunu bilmemiz lazım ki iyi günlerde 7 yıl buğdayı iyi harcamamız gerekiyor. Buğdayı iyi stoklamamız gerekiyor. Ve usulüne uygun stoklamamız gerekiyor. Ki bilmemiz gereken bir müddet sonra zorluk olabilir. Zorluk hayatın bir parçası. Evet. Hiçbir şey günlük gülistanlık değil. Ama biz bileceğiz ki hatta şöyle söyleyeyim. Bunun bu zorlukla karşılaşmamanın yolu fertten geçiyor, aileden geçiyor, kurumsal yapıdan ve devletten geçiyor. Yani herkese düşen bir görev var. Hı hı. Bugün biz israf ediyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Artık çocuklarımız tatminsiz hale geldi. Hiçbir oyuncak onları mutlu etmiyor. Her gün bir oyuncak alıyoruz. Onları öyle mutlu etmeye çalışıyoruz. Her gün evde pişen, tencerede pişen yemekler onları mutlu etmiyor. Marketlere gidip hazır gıdaları raflardan almak mutlu ediyor. Onlar bu mutlu ediyor yani. Eskimiş bir ayakkabının tamiri söz konusu değil. Eskimiş bir elbisenin tamiri söz konusu değil. Yani bu zorluklara hazır olmamız fertten başlıyor. Ferden, bireysel olarak, aile olarak başlıyor yani. Hı hı. Bunları iyi özümsememiz ve kendi yapımıza, ailemize bunu iyice yerleştirmemiz gerekiyor, bu düşünceyi. Sonra kurumsal olarak, şirketler olarak, işletmeler olarak şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gelirimiz var, giderimiz var. İyi gelir yönetimi, inovasyon diyoruz mesela burada. İnovasyon, girişimcilik. Bana göre bu girişimciliği keşfetmeden önce mevcut şirketlerin gelirini nasıl yönettiği, giderlerini nasıl yönettiği, gider yönetimi, gelir yönetimi. Kendi içinde bunu önce çözmesi lazım. Hı-hı. Bir işletmenin. Zaten ona geleceğiz. Geleceğiz abi. Evet. Şimdi devam edersek fert olarak, aile olarak, şirketler olarak ve devlet olarak. Biz her zaman zor günlere hazır olmamız gerekiyor. Yani tam bugün, da bununla ilgili Yunus abi bizim veri kartımız var değil mi Taha hocam? 2008'deki malum o büyük krizle ilgili tam sözü yeri geldiği için evet. İsterseniz onu bir izleyelim. Devam edelim isterseniz hocam. Yönetmenimizden rica edelim. 2008 ekonomik krizinde devletlerin açıkladığı bir kurtarma. Tam siz devlet dediniz ya şimdi. Evet. Onunla alakalı bir grafik hocam bu. Dünya genelinde 6 trilyon doları aşan bir rakamdan bahsediliyor burada. Kurtarma paketi en yüksek ülkelerin en büyük ekonomiler olduğu da yine bu tabloda göze çarpıyor. Yani 2008 ekonomik krizi aslında tam anlamıyla en büyük ekonomileri vuran bir kriz. Şu anda izleyiciler ekranda görüyorlar. Yani burada gelir düzeyi yüksek ekonomilerin kurtarma paketiyle 2008 krizindeki grafiği görmekteyiz. Evet. Dünya genelinde 6 trilyon dolar. Amerika Birleşik Devletleri 1,5 trilyon dolar, İngiltere 680 milyar dolar, Çin 586 milyar dolar, Japonya 550 milyar dolar, Almanya 500 milyar avro, İrlanda 400 milyar avro, Fransa 460 milyar dolar, AB 200 milyar avro, İsveç 205 milyar dolar ve Avusturya 100 milyar avro.
Burada siz biraz evvel çok güzel ifade ettiniz. Bizim aslında devamındaki sorumuz da bununla ilgiliydi. Hani ferdin, ailenin, şirketin ve devletin dediniz ya. Şimdi burada tabii o fert çok önemli, aile çok önemli, alışkanlıklar. Ama o şirketlere gelince şunu hemen belki gündeme de sormak gerekiyor. Kar zarar hesabı değil mi? Yani gelirin yönetimi, giderin yönetimi dediniz değil mi? Aynen. Şimdi burada herhalde biraz bu ekonomiyi bu anlamda ele aldığımızda da ciddi bir yaklaşım gerekiyor burada. Öyle değil mi? Yani doğru yönetim. Aynen. Bunu nasıl ele almamız gerekiyor? Şimdi genellikle işletmelerimiz neticeye bakıyor. Yani neticede dip tarafta gelirler, giderler ve dip tarafta bir kar ettimse kar ettim. Ve işletmelerimizin maalesef şu yok. 3 yılda mesela önümüzdeki 2019, 2020, 2021 ben nerede olmak istiyorum? Her yıl nerede olacağım? Kaynaklarımı hangi alana tahsis edeceğim? Ve kaynaklarımı nasıl yöneteceğim? Benim gelirim nereden elde edilecek? Yatırımlarım neler olacak? Gibi işletmelerimizde genellikle bir 3 yıllık orta vadeli bir yönetim planı yok. Buna isterseniz siz iş planı deyin, isterseniz bütçe deyin, adına ne derseniz deyin. Ama bu bize neyi gösteriyor? Çok doğru. Önümüzdeki 3 yılda benim gelirlerim hangi kalemlerden olacak? Ve bunlar ne kadar büyüyecek? Giderlerim, önüme giderlerimi koymam lazım. Şu ana kadar mevcut geçmişten gelen giderlerin hangisini yapmayabilirim? Veya hangisini ne kadar azaltabilirim? Mesela genellikle şöyle oluyor. 40 tane personel çalıştıran bir iş yerini düşünelim. Acaba bu 40 kişiyle %50 daha hacmimi arttırdığım zaman devam edebilir miyim? Dolayısıyla benim şu andaki hacmime göre giderlerim uygun mu, değil mi? Yani demek istediğim olay şu. Her işletme attığı bir kuruşun karşılığı ülke ekonomisine katkı olarak doğabiliyor mu? Yani her şey kar değil, onu da söyleyeyim. Yani önemli olan ülke ekonomisine katkı sağlayabilmek yani. Burada fayda dediğimiz, insanlara fayda olabilmek yani. Ama genelde bu pek şirketler sanki bu anlattığınız gibi, yani belki fayda maliyeti düşünebiliyorlar ya da zarar, kar zarar hesabına bakıyorlar. Özellikle sıkıntılı anlarda direkt gidere sarılırlar. Siz çok daha iyi biliyorsunuz. Hani gideri kısmaya hemen giderler ama devlete olan verimlilik anlamındaki, devlete olan katkı anlamındaki durum çok düşünülmüyor gibi geliyor bana. Şimdi en önemli olaylardan bir tanesi bu. Yani bir işletme bir şey üretiyor. Ya ne üretiyorum ben? Ve bunun niçin üretiyorum? Yani bunun hesabını mutlaka yapmak zorunda. Çünkü bir işletme bir kaynak kullanıyor. Yatırım kredisi ya öz kaynaktan yahut da kredi olarak kullanıyor. Bunu kullanırken bir başkası kullanamıyor o kullandığı için veya o kadar az kullanıyor. Evet. Dolayısıyla bu ülkenin kaynakları, yatırım kaynakları yani sermayesi yeteri kadar bir hacimde, büyüklükte değil. Dolayısıyla her attığımız bir kuruş, her harcadığımız bir kuruşun mutlaka ülke ekonomisine bir katkı sağladığını, yani sermayeyi israf etmememiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Mesela genel manada sermayenin israfı, toprağın israfı, mesela belki buna da değineceğiz. Evet. Toprağın israfı yani şu anda çok önemli tabii. Şu anda ben bilmiyorum bu konuda gerçekten çok ciddi bir çalışma yapılması gerektiği kanaatindeyim ben yani. O da nedir? Bundan 20 yıl önce %80 köylerde yaşarken yüzde şu anda 20 yaşıyor. %80 şehirli, %20 köylü olmuş. Peki köydeki arazileri kim kullanıyor? Kullanabiliyor mu? Yahut da bu araziler birleştirilip büyük çiftlikler haline getirilebildi mi? Köylüler şehre göç ettiği için kamu arazileri, hazine arazilerini kim ekip biçiyor? Ekilip biçiliyor mu ya da? Dolayısıyla sermayemiz belli, sınırlı. Topraklarımız sınırlı. Bu sınırlı olan kaynaklarımızı acaba biz rentable, verimli, faydalı bir şekilde kullanabiliyor muyuz? Benim kanaatim şu. Birçoklarını kullanamıyoruz yani maalesef. Sermaye harcaması veyahut da kredi olarak düşünürsek bunları
verimli bir şekilde ülke yararına bir şekilde kullanabiliyor muyuz? Bunu araştırması lazım. Niye? Çünkü bugün cari açığımız çok ciddi manada problem olmaya başladı. Bunu hepimiz okuyoruz, evet, hepimiz görüyoruz. Hocam ona geleceğim de. Yok, bu konuyla alakalı, evet, söylüyorum. Buyurun, sonra. Buyurun. Topraklarımızı iyi değerlendirebilsek ve buradan hayvancılığa geçişi yapabilsek, hı-hı, cari açığa katkısı ne olur? Öbür taraftan tarıma geçebilsek. Tarımı geçebilsek ve anlatabilsek, evet, bunu tarımla ilgili. Öbür taraftan sermaye bugüne kadar yapamadığımız, inşallah bundan sonra yapmamız lazım. İthal ikameyi sermaye ile nasıl destekleyebiliriz? Yani artık her şeyi ithal edebilir. Mesela gerçekten bu işin yapılabileceği kanaati var bende. Türkiye savunma sanayi en kritik ve en zor sanayi. Öyle değil mi? Doğru. En kritik ve en zor sanayi. Evet. Ama bugün savunma sanayimizde 165'e gelmişiz. Yerlik oranı yani. Evet. Çok ciddi. Tabii. Ya bu, evet, hakikaten benim bunlar bana 10 yıl önce deseydiniz ben şahsen inanmazdım yani. Ama bugün bu başarı sağlandı. Yani savunma sanayinin 165'ine gelebilmişsek yine sermayemizi çok uygun şartlarla kullanıp yine diğer alanlarda ithal ikame alanında ciddi yatırımlar, çalışmalar yapabiliriz. Yani sermaye tabii kaynaklarımız hayvancılık, tarım ve insan kaynağımız. İnsan kaynağımız. Yani personel dediğimiz çalışan insanlar, iş hayatına katkı sağlayan insanlar. Kalkınmacılar ona insan gücü ve insan gücü dışı kaynaklar diye ifade ediyorlar şeyde. İnsan gücü. Evet. İnsan gücünün optimum seviyede, evet, verimli hale kullanılabilmesi, verimli hale getirilmesi için mutlaka o tarafında iyi eğitilmesi lazım. Peki hocam, burada şirketleri de bağlamak istiyorum. Mesela nakit akışı dediğiniz biraz evvel de hani değinmeye çalıştınız o konuda. Bu zor durumlarda, dar boğazlarda nakit akışının, nakit yönetiminin çok önemli olduğunu biliyoruz değil mi? Bunun dışında beraberinde belki kullanmamız gereken gene zor durumlarda şirket anlamında ifade ediyorum. Yani mesela kaynakların verimli kullanılması esnasında işte vadeli borçlanma, siz bunu sık sık söylersiniz. İşte bizim kullanmış olduğumuz mali parametrelerin dikkatli bir şekilde izlenmesi, dövizin çok fazla borçlanma şeklinde tercih edilmemesi gibi konular var. Bunları da öneriyor musunuz bu darboğazdaki tedbir anlamında? Şimdi Osman Hocam, nasıl ki yaz ayında şemsiye kullanmazsak, gerçi Suudi Arabistan'da kullanılıyor. Evet. Adı da zaten güneşlik demek, şemsiye. Evet, şemsiye. Bizimki şey olma, yağmuriye olması lazım adı zatında. Evet. Ama biz de onlar gibi şemsi, güneşlik diyoruz ama güneşte kullanmıyoruz. Şimdi yaz ayında yapılan iş farklı, kış ayında yapılan iş farklı. Yaz ayında domates yetiştiriyoruz, kış ayında da şey ekiyoruz şimdi, bezelyeyi, baklayı ekiyoruz, yetiştiriyoruz. Başka bir şey. Ekonomi böyle bir şey. Yani normal zamanlarda aldığımız kararları normalin üzerindeki zamanlarda alamayız. Olağanüstü dönemlerde alacağımız kararla olağanüstü dönemde aldığımız kararlar aynı olamaz. Şimdi işletmeler için iki şey var. Evet. Bir, gelir gider tablosu çok önemli. Çünkü artık değer dediğimiz yahut da katma değer dediğimiz, artık da değer dersek şimdi o başka yerlere gider. O bir sosyalizmin bir ifadesidir. Bir programda böyle bahsetmiştim de ben, bu kulakları çınlasın. Halit Hoca demişti bana ya. Evet, evet, hatırlıyorum. Hatırladınız mı? Hatırlıyorum. Şimdi buna çok katma, iyi hatırlıyorum. Hatırladınız. Toplantıdaydı. Evet. Toplantıdaydı. Evet. Katma değer diyeyim ben yani. Evet. Katma değeri ifade eder. Yani kar zarar dediğimiz tablo ayırmış olduğunuz kaynaklarla elde ettiğiniz fark yani. Fark, evet. Elde ettiğiniz gelir giderler düştükten sonra. Bu doğal bir şey. Herkes bunu en iyi şekilde yapmaya çalışır. İnsanlar yapmaya çalışır. Ülke yapmaya çalışır. Devletler yapmaya çalışır. Yapar yani. Ama bir de işletmelerin
nakit yönetimi vardır. Nakit akış tabloları vardır. Nakit. Bu bizim ülkemizde çok az kurumsal seviyeye ulaşmış şirketlerin kullandığı. Çok az kullanılıyor. Çok az, evet. Çok az. Yani bunu görmek lazım. Nakit akış tablosu şu. Genellikle orta ölçekli, KOBİ dediğimiz işletmelerde nakit akış tablosu diye bir şey yoktur. Halbuki bu şunu ifade eder. Ne zaman bir benim kaynağım geliyor, tahsilatım ne zaman geliyor, ödemelerim ne zaman? Böyle dönemlerde, olağanüstü dönemlerde nakit akış tablosu kardan ve zarardan çok daha önemli hale geliyor. Bugün mesela belki değineceksiniz komşumuz İran'da yaşanan olaylar. Evet, değineceğiz. Gelir gider vesaire tamam da şimdi şu anda onlar için nakit yönetimi çok önemli hale gelecek yani. Yani çok önemli hale gelecek. Aynı işletmelerde de böyle. Ben bunu defaatle söylüyorum. Birçok yerlerde, birçok toplantılarda, birebir toplantılarda şunu söylüyorum. İşletmeler daima gelir gider tablosu kadar nakit yönetimine ağırlık vermesi gerekir. Bu çok önemli. Çünkü işletmelerimiz mesela bankadan kredi alıyor. Bankadan kredi alıyor. Diyelim ki 2019'un 30 Haziran'ında ödeme 1 milyon TL. Evet. Alıyor kredi kullanıyor bugün. Ya 2019'un 30 Haziran'ında senin 1 milyon gelirin olacak mı? 1 milyon nakdin olacak mı? Gelir olur da belki nakit olmuyor. Nakit, nakitten tabii, bahsediyorum. Nakit. Buna, çünkü nakit yönetimi. Tabii. Olacak mı? Olmayacak. Olmayacaksa 2019 Haziran 30 Haziran geldiğinde parayı bankaya gidiyor, ödeyemiyor. Banka ihtarname çekiyor, geciktiriyor ve işletme kredisini, taahhüdünü yerine getiremez duruma düşüyor. Böyle olduğu zaman o işletmenin artık kredibilitesi, itibarı zedeleniyor. Ya yeni kredi verilmiyor yahut da çekleri yazmaya başlıyor. Çekler yazıldığı zaman da piyasadan mal tedarik edemiyor. Demek ki nakit yönetimi en az kar zarar tablosu kadar işletme için hayati bir özellik taşıyor. Tamam, kar zarar tablosu önemli. Kar olmazsa, kar üretemiyorsan 100 lira harcadın, yıl sonunda 90 lira topladın. Tamam, 10 lira zarar. 10 lira zararı patronsan cebinden koyacaksın. Cebinde de yoksa bir müddet sonra götüreceksin işte, daha sonra götüremeyeceksin. Ama nakit akış tablosu da önemli. Nakit akış ödemediğin zaman o parayı 30 Haziran'a ödemediğin zaman ne mal alabilirsin ne de... Nitekim de bunlardan çok yaşadık dönemde maalesef. Evet, yani dolayısıyla şey çok önemli. İşletmelere benim önereceğim mutlaka bilhassa bizim küçük orta ölçekli işletmelerimiz bir darışsınlar etraftan. Finansmancı danışmanlar vardı. Belki bunlar kendi bünyelerinde bir finansman elemanı bulunduramayabilirler. Yahut da mali danışman bulunduramayabilirler ama bu adamlara verilecek para boşa gidecek para değil. Bu adamlar işletmenin 3 yılını dizayn edecek, girişine bakacak, nakit akışına bakacak, nakit girişine bakacak, nakit çıkışına bakacak ve dolayısıyla önümüzde önünü görmeyi sağlayacak. Yani hani şimdi araçla şimdi daha belki daha iyi tarif edebiliriz. Navigasyon giriyorsun, adres bu filan. Ondan sonra sana şuraya git, buraya git, buradan gidiyorum, buradan dön diyor. Evet. Ha, bazen şimdi, yanlış görünüyor ama olsun. Tabii ki yanlış döndürürse de hiç olmasa belli bir istikamete doğru götürüyor yani. Şimdi aynen işletmelerin de böyle bir navigasyona ihtiyacı var, bir yola ihtiyacı var, bir güzergaha ihtiyacı var. Bu da geleceğin planlanması. Yani ben şöyle diyorum, bugünü düne eşit olan zarardadır, ziyandadır. Bugünü düne eşit olan. Burada şu anlam çıkıyor. Bugünümüzün dünden iyi olması yahut da yarının bugünden iyi olması. Yarının bugünden iyi olması, yarını bugünden iyi olması için planlamamıza bağlı. Nasıl iyi olacak yarın bugünden? Yarın öyle bir planlama yapacağız ki bugün 3 lira 3 adım atıyorsak yarın 4 adım atabilmemiz lazım. Atabilmek için de bunu planlamamız lazım. Dolayısıyla ben hep şunu söylerim. Dünümüz bugünümüz dünden iyi olmalı. Bugünümüz yarından iyi olmalı. Yarınımızın bugünden iyi olabilmesi için yarını planlamamız gerekir. Evet.
Böyle rastgele gitmek ve gideceğimiz alanda, sahada ne gibi engebelerin olduğu, ne gibi problemlerin olduğu, bunları önceden planlamamız lazım. Zaten eğer bir takım problemler varsa, sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi navigasyon ters bir işaret vermişse, onu taktiklerle, o andaki taktikler, yine planın içerisinde, evet, planın içerisinde, bölgenin içerisinde kalmak kaydıyla onu taktiklerle çözebiliriz. Çözebiliriz, evet. Ama doğru, esas itibariyle strateji neyse onu belirlemek lazım. Strateji, nereye gitmek istiyorsun sen? O gideceğin hedefi iyi belirleyip yolu ona, belki uzak olabilir yol. Uzak olabilir ama emniyetli olabilir. Emniyetli olabilir. Emniyetli olabilir. Evet. Riski az olabilir. Dolayısıyla işletmelere benim tavsiyem, navigasyon, en önemli navigasyon, işletmelerinin nakit yönetimi, işletmelerinin kar zarar tabloları, gelir tablolarını en az 3 yıllık yapmaları lazım. Biz bunu orta vademi diyoruz. Orta vade, evet. Orta vade. Orta vade. Bir işletmenin önündeki 3 yılı bu anlamda planlaması bir orta vadeli planlama anlamı. Orta vadeli planlama. Evet. Dolayısıyla bunu yaptığınızda nereye gideceksiniz? Nasıl gideceksiniz? Ve bunun için nasıl bir kaynak tahsis edeceksiniz, kaynak ayıracaksınız? Bunları planlama imkanınız olabilir. Ve dolayısıyla bu yolculuk esnasında elbette ki bir takım zorluklar da planlamış olmanız lazım. Tabii. Çünkü ne diyorum? Riskler vardır. Şöyle bir durum var. Her şey yolunda gidiyor. Hiç problem yok. Fakat şunu da söylemem lazım. Ben yönetim hayatımda hep bu düsturu göz önünde bulundurdum. Ali İmran suresinde şöyle bir ayet-i kerime var. Gevşemeyin. Gevşemeyin. Bakın. Her şey yoluna gidiyor. Süper. Biz öyle diyoruz. Nasılsın Osman Bey? Süper. Hep bunu söyleriz yani işletmeler. Süper. Gevşeme diyor. Süpersen de gevşeme. Gevşemeyin. Umutsuzluğa kapılmayın. Ve la tahzanu. Hüzünlenmeyin. Hüzünlenmeyin. Ve entümün Allah'ın en kendim eminin. Eğer inanıyorsanız, hı, mutlaka başaracaksınız. Ama başarı yetmiyor bakın. Şimdi inanmak yetmiyor. İnanmak yetmiyor. Eğer inanıyorsanız şart. Ama gevşemeyin ve hüzünlenmeyin. Umutsuzluğa kapılmayın. Dolayısıyla bu işletmelerde ne zaman ki gevşeklik gösterdiğimizde, her şey yolunda deyip bir takım zorlukları görmediğimiz zaman, zorluğun yanında bir kolaylık, kolaylığın yanında da her zaman için kolaylığın, stabilizenin, her türlü kolaylığın yanında bir zorluğun beklediğini daima düşünmemiz lazım. Evet. Bu şart yani, bu ilahi bir tavsiye yani, ilahi bir tavsiye. Zaten hocam ayet-i kerimede de İnşirah suresinde geçiyor o ayet-i kerime. Şunu da ifade etmekte fayda var. Hani bir zorluktan bahsettiniz. Kriz tabii ki demediniz. Demiyoruz. Bir darboğazlıktan bahsettik. Kur'an-ı Kerim'de de hani muhtelif ayet-i kerimelere baktığımız zaman imtihanda olduğumuzu, birçok ayet-i kerimede geçiyor bu. Hatta Allah-u Teala malınızı noksaltır, yani azaltırım ifadesini de kullanmış. Sizleri herhangi bir şeyle imtihan ederim. Bu imtihanlar içerisinde şüphesiz malın noksanlığı da var. Yani meyveleriniz, ekip biçtiğiniz mahsullere kadar bu böyle devam ediyor. Yani ifade ettiğiniz gibi aslında Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman apaçık ortada. Yani o zorlukla beraber bir kolaylık, hepsini yani bütün hangi sıkıntıya nasıl çare bulacağımıza böyle düşündüğümüz zaman, Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerine baktığımız zaman muhakkak bir yolu var. Şimdi Taha Hocam, ben mümkün olduğu kadar belli ilahi mesajlardan faydalanarak kendi yönetimim döneminde faydalandım. Bakarak kendi yönetimimle onu uzlaştırdım. Evet. Mesela bu bahsettiğim olay, tabii ki fe inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. Bu yani. Muhakkak diyor Cenab-ı Allah, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Tekrar ediyor. Muhakkak ki her zorlukla beraber, dikkat et diyor Osman Hocam. Bak dikkat et diyor. Osman diyor. Ey kulum Osman. Dikkat et. Sen şimdi rehavete kapılma. Şu anda kolayın içindesin. Ama bak burada masanın altında
Zorluk seni bekliyor diyor yani. Ha, onu nereye götürüyorsun? Zor, kolaylık nedeniyle gevşeme diyor. Gevşeme sakın. Burada zorluk seni bekliyor. Gevşeme. Ha, bugün darboğaz diyorsunuz adına. Zorluk diyelim. Darboğaz ne dersek diyelim. Bugün böyle bir durumda da sakın ha hüzünlenme. Üzüntü duyma. Yese kapılma yani. Yese kapılma. Dolayısıyla bizim iş hayatımızın, toplum hayatımızın inişli çıkışlı bir takım zorlukları var. Hayat bir düz çizgi değil. İyi ki değil. Yani eğer düz bir çizgi olsaydı iyi yapanla kötü yapan, zora sabredenle sabretmeyen herkes eşit olurdu yani. Dolayısıyla burada bir takım zorluklar var. Önemli olan bu zorlukları görebilmek ve yönetebilmek. Yönetebilmek. Şimdi her şeyde tutup bizde genellikle tevekkül yanlış yorumlanır. Anlaşılır demeyeyim de yorumlanır. Ya kardeşim tevekkül tuala Allah. Ya kardeşim Allah'a tabii ki tevekkül edeceğiz ama ondan önce yapman gerekenler var senin. İşte biraz önce bahsettiğim gibi. Tabii. Sen işletmen nereye gidiyor? Madem girişimcilik diyoruz, senin işletmen nereye gidiyor? Senin tesisin ne durumda? Nereye gidiyor? Bir planın, bir programın var mı? Dolayısıyla sen tevekkülden önce sen bunu yap, kendine düşeni yap. Ondan sonra tevekkül Allah'a sığın yani. İstişare, müşavere ve şavirhum fil emr feyde azemte fetevekkel alallah. Aslında bu da ayet-i kerim. Tabii. Yeri geldi. Burada bir araya gideceğiz. Buraya kadar genel olarak ekonomiyi bir bakış açısıyla değerlendirdik. Özellikle de şirketlerin aile, toplum, devlet. Birey, devlet ve şirketlere de baktık. O da iyi oldu. Aradan sonra bugün enflasyon rakamları açıklandı kıymetli hocam. Burada hem aynı zamanda büyüme durumu, enflasyon ve bugün gene açıklanan ambargo ile ilgili, İran ve ülke ambargosu ile ilgili olarak da birkaç görüşünüzü alıp tekrar bizim inovasyona ve girişimcilere devam edeceğiz. Bir aramız olacak. Bundan sonra gene kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli hocam, ilk bölümdeki konuşmalarımızın ardından geldiğimiz noktada devleti de konuşurken özellikle makroekonomik süreçlerin devletin görevi olduğunu sağlamanın da bahsediyorsunuz zaman zaman çeşitli toplantılarda ben biliyorum. Buna biraz açıklık getirir misiniz? Bu arada Taha hocamın da bir ekrana getireceği bir görüntü var. İsterseniz onunla beraber açıklanmasa devam edelim. Yani Türkiye'nin büyüme oranlarıyla alakalı bir grafik hocam. Çünkü orada konuşacağız büyüme oranlarını. Olarak konumuzla alakalı. Makroekonomik dengeyi sağlamanın tabii ki devletin görevi olduğunuzu söylemişsiniz hocam. Bu konuyla ilgili olarak bu Türkiye'nin yıllara göre büyüme rakamlarıyla ilgili bir grafik bu. Bu grafikte hangi yılları verimli geçirdiğimiz, hangi yıllarda daha az büyüdüğümüz görülüyor. Mesela rakam olarak 2010 yılında %8,5, 2011 yılında %11,1, 2012 yılında %4,8, 2013 yılında %8,5, 2014 yılında %5,2, 2015 yılında %6,1, 2016 yılında %3,2 ve 2017 yılında %7,4. 2011 burada değil mi hocam? Grafiğe baktığımız zaman daha hocam 2011 de bir yükseklik var. 2017'de ama enteresan o da gene fena sayılmayacak bir noktada. Bu arada bugün de enflasyon rakamları da açıklandı hocam. Beraber Yunus abi değerlendirirseniz buna nasıl bakıyoruz, nasıl bakmalıyız? Şimdi Osman Bey, Türkiye'de de bu böyle, diğer ülkelerde de bu böyle. Enflasyon gerçekten milletlerin, ekonominin başının derdi yani.
Çünkü birçok şeyleri bozuyor, beklentileri bozuyor, evet, geleceğe bakışı bozuyor. Biraz önce bahsettiğim 3 yıllık orta vadeli plandan bahsediyoruz. 3 yıllık orta vadeli planda enflasyon nasıl tahmin edilecek? Tahmin zorluğu var, ondan bahsediyor, onu bozuyor. Dolayısıyla enflasyon genel manada bozucu bir yanı var yani. Şimdi enflasyonla tabii ki mücadele etmek bir topyekün çalışma gerektiren, bir plan gerektiren bir konu. Bunu da tabii ki devlet yönetimi, devletin ekonomi yönetimi bunu yapmak durumunda. Ama bu fertler bunun dışında kalacak anlamında değil. Mesela geldiğimiz noktada fertler de yani bu manada enflasyonu azdırıcı, enflasyonun yönetimini zorlaştırıcı fertler de bir takım problem olabiliyor. Mesela bir örnek verip tekrar döneceğim. Enflasyon fiyat artışları bu geçtiğimiz ay bir yere kadar çıktı. Evet. Dolar 7'yi gördü, euro 8'i gördü. Dolayısıyla buna bağlı olarak da ilgili ilgisiz zam yaptılar. Ve şimdi herkes pusuda bekliyor. Niye? Ya kardeşim 7 lira olduğu zaman dolar zam yaptın, euro 8 lira olduğu zaman zam yaptın. Şimdi birisi indi 5'e, birisi indi 6'ya. Evet. Niye duruyorsun orada daha? Vatandaş bunu soruyor. Ha, niye evet, hala fiyatın senin orada yani? Kaldı ki zaten birçok mal ithal kaynaklı değildi. Neydi? İşte yerli mallar, onlar da zam yaptılar yani. Dolayısıyla biz de maalesef fırsatçı bir zihniyet var yani. Bu olmaması gereken devlete ve millete karşı. Millete karşı bu bir sorumluluk yani. Millete karşı bunu yapmaması gerekir insanların. Çünkü bu enflasyon iki ucu, iki tarafı keskin bir kılıç gibi. Yukarıda sallasan, aşağıda sallasan zarar veriyor. Yani çok dikkatli olmak gerekir. Şimdi enflasyonda elbette ki devletin bir planlaması var. Enflasyon, önce şuna bakalım. Enflasyona ne etki yapar? Evet. Bir, arz ve talep dediğimiz ekonominin çok meşhur teoremi, kuralı. Eğer arz talepten azsa herkes almak için parayı verir, alır, fiyat alır, artar. Şimdi şu anda Allah'a şükür ülkemizde böyle bir problem var mı? Yok. Yok. Her taraf mal dolu. Bütün AVM'lere gidiyorsun, mal dolu. Oraya gidiyorsun, her taraf mal. Malda, arzda problem yok. Arz nedeniyle, arzın az oluşu az nedeniyle... Az oluşunda ilgili problem yok. Bir problem yok. Demek ki buradan çıkan bir şey yok. Fiyat artışı. İkincisi ne olabilir? İkincisi de maliyet enflasyonu. Maliyetler yüksek olur. O nedenle de enflasyon, her ne kadar arz yok, arz problemi yok. Yoktur. Yeterince arz var, ürün var, mal var ama maliyetler yüksektir. Bunu imal etmek için, üretmek için gereken giderler yüksek, fazla. Evet. Ha, bu fazlaydı. Nasıl oldu? Bilhassa ithal ürünlerde, ithal ettik. Dolar işte 7 liradan, euro 8 liradan alındığı gün fiyatlar fırladı. Maliyet yükseldi. Maliyet yükseldi. Girdi, evet, yükseldi. Adam ithal ediyordu. 4 liraya ithal ederken 7 lira oldu. 7 şu kadar, yüzde bu kadar arttı. Ama dolayısıyla girdi maliyetler, arttı. Arttı. Tamam. Birisi de bu. Nedir? Genel manada demek ki kurlar önemli. Kur. Diğer bir faktör faiz faktörü. Faizler. En önemli konu. En önemli konu. Yani genellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi işte enflasyon bir neticedir, faiz sebeptir. Faiz dediğimiz kredi, her işletme kredi kullanıyor bugün. Yurt içinden kullanan, yurt dışından kullananlar var. Yani genel manada üretimin içine giren faiz artık çok yüksek hale geldi. Ben bir şey söylemek istiyorum. Mesela üretim yapan, üretim yapan bir firma, bir ürünü alalım. Bu ürün için, yüzde diyelim ki enflasyon kaç? %25. Evet. %25 arttı. Ortalama konuşuyorum. %25. Bankacılık kredi faizlerine kadar %30 diyelim. Evet. Asgariden alalım. %30. Evet. %55. Bir adam bu ürünü üretirse ancak yılda ne kadar kar edebilir? %20 kar etsin. 30 kar etsin ciro üzerinden. Evet. 130 kar ederse bu adamın durumu ne oluyor? %25 faiz ödedi bunu imal etmek için. %25. %30 faiz ödedi. %25 enflasyon girişi
Ne oldu? %55 mi? %55. Bu adam %30 kazandı. %55. Hayır. Bu adam bu malı sermaye olarak koyduğu para 100 lira. Bunu işte kredi olarak almışsa 100 lira kredi ödeyecek. İşte maliyeti bu adamın %55'e geldi yani maliyeti. Evet, karı olmayacak değil mi o zaman? Bunu 100 liraya satarsa bunu 100 liraya bu insanın bunun içerisinde şey de var ayrıca imalat ham madde girişi var vesaire. Bu adam %55 kazanırsa başa baş. Başa baş tabii. Başa baş yani. %55 kazanması mümkün mü? Bu şartlarda ciro üzerinde mümkün değil. %30 kazansa bu adam %25 içeride zarar eder yani. Evet. Ve geldiğimiz şartlarda bugünkü %30 kredi maliyetlerinin %25 enflasyon olduğu bir ortamda yatırım yapmakta zorlanacak iş adamı. Nasıl yapacak? Çünkü yatırımın diyelim ki 2 yılı bir gelir elde etmeyecek, 2 yıl ödeme safhası olacak. 2 yılda aldığı krediye birinci yıl %30, ikinci yıl %30, %60. Hiçbir gelir elde etmediği halde 1 milyonluk yatırım yapıyorsa 600 bin lira faiz ödeyecek. Dolayısıyla ülkemizin hızlı bir şekliyle faiz problemini çözmesi lazım. Bunun için faizi nasıl çözebiliriz, nasıl düşürebiliriz? Evet. Bunun için de yerli sermayemizi artırmamız lazım. Yerli sermayemiz. Mesela ne yapıyoruz? 2011 yılında mesela yüksek çıktı. %11 mi çıktı 2011 yılında? Büyüme anlamında. Büyüme anlamında. Evet. 11,5. Evet. Dünyaya bir para girdi. Çok ciddi bir para girdi. Biraz önce Taha Hocam'ın bahsettiği gibi 2008-2009 döneminde dünya bir kriz yaşadı. Kriz yaşadı. Bir finansal kriz yaşadı. Türev krizi diyorlar ona. Parasal bir kriz yaşadı. Ve şu kadar trilyon dolar para sürüldü piyasaya. Dünya para boldu. Türkiye'de girdi paradan yani. Çok ciddi manada. Evet. Ama bu paralar yabancı paralar. Yani bir şekilde geliyor. Her an seni tehdit ediyor ve gidebiliyor yani. O nedenle biz bir defa iyi kar etmemiz lazım. İyi iş yapmamız lazım. Kaynaklarımızı çok verimli kullanmamız lazım. Ve verimli kullandığımız bu kaynaklardan da çok ciddi gelir elde etmemiz lazım. Ve hiçbir israfta yapmamamız gerekiyor. Yani bugün ülkenin faizi düşürebilmesinin en önemli faktörü tasarruf etmemize bağlı. Para ne kadar çok, bedeli o kadar düşük olacak. Yani faiz o kadar düşük olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin hızlı bir şekliyle bebeğimizden tut, bilmem nereye kadar tasarruf etmemiz şart olduğu bir dönemdeyiz. Mesela ben şunu söylemek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bir yerde okudum. 5 yılda akıllı telefonlara ödediğimiz para 25 milyar dolar. O civarda. Evet, doğrudur. Ha, 25 milyar dolar akıllı telefonlara. Ya 5 yıl demek diyorum ben kendi eski telefonlarımızda akıllı telefonlarımızın yaşlanmış olan aklı az da olsa onları akıllı telefon kullanmayan öbürlerini kullanıyor olsaymış şu anda cari açığımız yani Merkez Bankası'nın kasasında 25 milyar dolar para olacakmış. Şimdi ya bunları yan yana koyduğunuz zaman bir telefon için yılda 5 milyar dolar. Bugün geldiğimiz noktada işte otomotiv için şu kadar milyar dolar. Tarım için belki 10 milyar euro. 10 milyar dolar. Biliyorsunuz yani bu benim öteden beri söylediğim bir husus yani. Ona da geleceğiz. Şimdi. Ona da geleceğiz. Evet. Şimdi dolayısıyla enflasyonu kontrol altına alabilmemiz şu anda ürün noksanlığından daha ziyade maliyet enflasyonu maliyet olarak faizin çok büyük bir rakam olarak işin içine giriyor olması. Eğer dönüp bir bakarsanız 2011'lere faiz yanılmıyorsam 11'ler civarında. 7, 8, 9, 10, 11'ler civarında. Yani dolayısıyla yatırım yapıldı. Büyüme yatırım hatta ne demek? Büyüme demek. Yanılmıyorsam. Efendim? 9 civarındaydı. O civardaydı. Yani sanki şimdi 9 10 belki 9 civarı diye hatırlıyorum ben. Dolayısıyla büyümeyle bakın. Büyümeyle faiz ne kadar irtibatlı? Çünkü sermaye kullanıyorsun, kredi kullanıyorsun, yatırım yapıyorsun. İşletme kredisi kullanıyorsun,
hacmi büyütüyorsun. Evet. İmalat sanayi kapasite kullanımını artırıyorsun. Ne demek? Ürün artıyor, imalat sanayi ürünü artırıyor. Hacim büyüyor. Yeni yatırım yapıyorsun, hacim büyüyor. Ve Türkiye'nin büyümesi de burada görüldüğü gibi artıyor yani. Dolayısıyla en önemli faktörlerden bir tanesi Türkiye'nin hızlı bir şekliyle faize çare bulması lazım. Nasıl mı? Bunun nasıllığını biraz önce bahsettiğim gibi işte bu devletimizin görevi derken bunu kastediyorum. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bana diyecek ki Yunus Nacar, sen kardeşim ne yapıyorsun? Emekli mi oldun? Ha. Şunu yapacaksın. Şunu üreteceksin. Bunu üreteceksin. Mesela bir çiftçiye diyecek ki ya şu kadar süt üreteceksin. Şu kadar yılda gebe düve yapacaksın kardeşim. Ben seni teşvik ediyorum sana. Şu kadar süt vereceksin. Bu kadar gebe düve. 1000 tane şeyin varsa senin süt hayvanın yılda 500 tane etçil hayvan yani dana yetiştireceksin. Mutlaka yetiştireceksin. Yani bu bir dizayn meselesi. Planlama meselesi. Planlama meselesi. İlk bölümde konuştuğumuz konuya bu bir planlama meselesi. Devletin planlama meselesi. Teşvik kullanıyorsun, veriyorsun. Teşviği şartlı vereceksin. Kardeşim ben sana bu teşviği veriyorum ama sen de bana bunu vereceksin. Gibi. Evet. Yani demek istediğim olay şu. Kaynaklarımız, Türkiye'nin kaynakları, bunu kabul etmemiz lazım, sınırlı. Sermayemiz sınırlı. Mevduatımız sınırlı. Tasarruflarımız yeterli değil mi? Yeterli değil. O zaman yapılacak şey şu. Bizim çölde bir testiden nasıl su damlatmadan ağzımız altına tutuyorsak o kadar dikkatli olmamız lazım. İsraf etmeyeceğiz yani. Hiçbir kaynağımızı israf etmeden kullanacağız. Ha, bu da nedir? Devletimiz teşvik kullanıyorsa teşvik. Bunu çok iyi bir şekilde kontrol etmesi gerekir. Bu teşviği verirken ben işin bazı noktalarda içindeyim. Oraya geleceğiz şimdi. Çok dikkat etmek gerekiyor. Ve bu teşviği verirken bunu istediğini, elde ettiğini görmesi lazım. Görmesi gerekiyor, kontrol etmesi gerekiyor. Evet. Dolayısıyla devletimizin elinde çok büyük yetkiler var. Başlangıçtan tasarruf nasıl yapılır? Tasarrufun önemi. Ve ben şunu açıkça görüyorum. Çocuklarımızda başlıyor israf. Mesela bir oyuncak alıyorsun, ertesi gün oyuncağı atıyor. Niye? Tatminsiz bir nesil yetişiyor maalesef. Hiçbir oyuncağın değeri yok. Mesela ben kendi zamanımı hatırlarım. Bir kağıdı arkasını yazardık, önünü yazardık, hiç boş bırakmazdık. Şimdi defterler havada uçuşuyor. Defterler havada uçuşuyor. Kağıt havada uçuşuyor. Yani biz bu kağıtların hepsini ithal ediyoruz. Hepsine para veriyoruz yani. Bu oyuncakların hepsini Çin'den ithal ediyoruz. Hepsine döviz veriyoruz. Bilhassa kağıt ne kadar önemli. Af buyurun tuvalet kağıdından mutfaklarda kullandığımız rulo kağıtlara kadar. Bunlar hepsi orman. Hepsi orman. Yetişmeyen yerlerde şeyi tomruk yahut da ağacı ithal ediyoruz odunu. Bu da kullanmak için. Dolayısıyla çocuklarımızı bir tasarruf numunesi olarak başlayıp yetiştirmemiz lazım ve mümkün olduğu kadar her konuda bakın. Zaman konusunda ve ekonomik kaynaklar konusunda israf ortadan kaldıracağımız bir nesil oluşturmamız lazım. Tasarruflu bir nesil oluşturmamız lazım. Bu tabii ki çok zor mu? Benim hayatımda 5 yıl çok önemli ama devlet hayatında 5 yıl gelip geçiyor. 5 yılda başarabilirsek ne mutlu bize yani. Tabii ki. Mutlaka bunun planlanması süreçleri gayet güzel bir şekilde sistematik olarak oturduğu takdirde çok da rahat bir şekilde sonuç alacağımıza ben inanıyorum. Hocam şeyi de bugün gene bir sıcak gelişmeydi. ABD'nin uygulamış olduğu ambargo. Bunun etkileri ve genel olarak durumuyla ilgili de birkaç başlık olarak değinelim mi? Yani durumu anlatmak için. Osman Bey, bu ne kadar zor bir uygulama olduğunu biz biliyoruz. Yani biliyorsunuz bu Ağustos'taki dolar olayı bizi ne hallere getirdi? 7 liraya çıktı dolar, euro çıktı 8 liraya. Yani Allah yardım etsin. Kolay değil yani bu ambargoya muhatap olan ülkelere. Evet. Şimdi biz sadece diyoruz ki hiç olmazsa biz 6 aylık bir tedbiren biz İran'dan petrol alacağız yani. Evet. Ne yapacağız? Bedelini işte
bloke edeceğiz bir bankada, kamu veya özel bir bankada. Evet. Ve oranın gıda olarak, ilaç olarak vesaire belki ithalatını burada yapacak ve bedeli ödenecek. 6 ay içinde de diyor, ey Türkiye sen petrolü nereden alacaksan al diyor. Al diyor. Ondan sonra 6 ay sonra durum ne gösterir onu bilmiyoruz. Ama 6 ay sonra büyük ihtimal ki bize de yani o 8 ülke muafiyet getirilen evet, 8 ülke yani. İtalya, Yunanistan, Türkiye, Japonya, evet. Çin, Hindistan gibi muafiyet getirilen ülkeler 6 aylık bir süresi var yani. 6 ay sonra diyecek ki ona diyor sen de şey yapmayacaksın. Sizler de petrol ithal etmeyeceksiniz İran'dan deniyor. Şimdi tabii ki bu bizi etkileyecek. Bir defa bir, biz petrolümüzün büyük bir kısmını, doğalgazımızı İran'dan alıyoruz. Evet. Yakın olması sebebiyle navlun vesaire noktasında daha avantajlıyız. Daha avantajlı. Şimdi 6 ay tedbir olarak işte düşünme imkanımız olacak önümüzdeki dönemi. Nasıl bir tedbir alabiliriz? Şimdilik Allah'a şükür, yani bizim açımızdan, karşı açıdan, İran açısından söylemiyorum. Bizim açımızdan Allah'a şükür ki ekonomimize yansıyacak böyle bir negatif bir durum olmayacak. Hatta muafiyet girdikten sonra arkadaşlar belki izlemiştir. Kurlarda da ciddi bir gevşeme oldu. Evet. Gevşeme oldu. Biz de bu dönemi 6 aylık süreyi inşallah iyi planlayıp hiç olmazsa böyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık gemisini kurtaran kaptan haline geldi yani maalesef. Maalesef. Bir başkasına komşuya falan yardım maalesef. Edemiyorsun. Mesela bu durumda ya komşu ben sana yardım edeyim diyemiyorsun. Dediğin zaman seninle ilgili muhatap olduğu, komşunun muhatap olduğu tüm yaptırımlar sana uygulanıyor. Dolayısıyla böyle bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye kendi tedbirini alacak ve bu 6 aylık süre içerisinde ne yapabileceğiz, nasıl yapabileceğiz ona bakacağız. Ama şu bir durum ki Türkiye ekonomisi inşallah çok hızlı bir şekilde 2019'u iyi geçirecek. Ben o kanaatteyim. Çünkü kurlar bu hale geldi, gevşeme noktasına evet. geldi. İran meselesi bize negatif olarak yansımadı. Amerika işte daha önce almış olduğu takım demir çelik vesaire evet. de uyguladığı sınırlamaları zannediyorum onları kaldıracak. Dolayısıyla 2019 2018'den çok daha iyi olacak. Bir. İki, bizim milletimizin şöyle bir özelliği var. Ben bunu birçok krizler geçmişte zorluk tam krizleri yaşadım. Bugünkü bir zorluk da değil. 2001 krizini yaşadım mesela. O da çok ciddi bir krizdi. Yani. Ciddi bir krizdi. Evet. Dünyayı işte biraz önce Taha Hocam'ın kaç trilyondu devletlerin krizi finanse etmek için yatırdığı para demiştik. 6 trilyonu aşan 6 trilyon mu? Dolar. Evet. 6 trilyon dolar o krizi atlatmak için. Evet, kurtarma paketi. Paketi. Hatta bunun içerisinde şey de yok. Yunanistan yok. Yunanistan'a hani tıraş etme diyorlar diye borçları kırptılar. O da yok bunun içinde. Çok ciddi manada bir kriz yaşandı. Yunanistan'da gidiyordu yani. Ben o zaman bir yabancı sermaye bankada çalışıyorum. Eğer izin varsa bir anlatayım yani. Tabii 2001'de değil mi? Hayır. 2008'de bu 8'de, dünya evet. krizinin olduğu dönemde. Ben geldiler yabancılar. Dediler ki banka yeni mevduat almayacak. Kredi kullandırmayacaksınız. Yatırım yapmayacaksınız. Bütçeyi 2008'di bu kriz. 2008'in Kasım Aralık ayına denk gelmişti. 2009'un planlamasını yapıyoruz. Bütçesini yapıyoruz. Ne olacak dedim yani tamam. Biz bir bütçe yaptık. Büyümeye mesela %20 koyduk. Şuna şu kadar koyduk. Buna bu kadar koyduk. İyi bir bütçe yaptık yani. Dedi ki adamlar hayır dediler. Yönetim kurulu olarak. Biz istemiyoruz kardeşim. Sermayeden hiç kredi kullanmayacaksın. Ve büyük mevduat almayacaksın. Risk üzerine çekmemek için. Ve kredi kullandırmayacaksın. Nasıl olacak bu iş? Ya battık biz o zaman. Ondan sonra böyle dediler. Bütçeniz ona göre yapın dediler. Hiç büyüme vesaire yok. Yaptık yani. Yani mal senin. Biz de ona göre bir plan yaptık.
Ben onlara şunu söyledim. Bakın dedim. Sizin bilmediğiniz bir şey var. Türkiye ile, Türk halkı ile ilgili. Yani genel manada ekonomi bir sonuçtur. Ekonomi bir sonuçtur. Siyaset de bir sonuçtur. Psikolojik davranışlar ve sosyal davranışlar siyaset de bu belirler, ekonomi de bu belirler. Yani insanlar mesela bugün hiçbir şey almasa, bir ay hiçbir şey almasa... Teorik olarak. Teorik olarak batırır. Evet. Ve insanlar bir araya geldi insanlar, hurra bir yere hücum ettiler, sosyal hareket, ülkeyi batırırlar. Bir şeye yağmaya gittiler, yağmalamaya gittiler. İşte kriz oluyor vesaire gibi AVM'ye gittiler, evet. Alışveriş merkezine gittiler, batırırlar. Bakın dedim, siz şunu bilmiyorsunuz. Türk halkının psikolojisi. Biz öyle bir milletiz ki dedim. Biz çabuk unutan bir milletiz. Bu tescillenmiş yani. Biz 6 ay öncesini hatırlamayız. 6 ay. 2, aceleci bir milletiz. Aceleciyiz. Bu iki haslet, bu durum bize krizleri çabuk atlatmayı öğretti dedim. Bunlar dinlemediler. Hatta o günkü şartlarda McKinsey'den adam getirdiler. McKinsey bir rapor hazırlamış. Sizinle konuşurken daha evvelden McKinsey ile ilgili gündeme gelince McKinsey konuşmuştuk. Ha. Geldi demiştiniz. Evet. Aynen böyle. Evet. Rapor hazırlamışlar. Dünya battı. Türkiye de batacak. Aman ha yeniden kımıldamayın, büyümeyin, etmeyin, konservatif olun vesaire vesaire. Ondan sonra biz onu dinledik. Tamam dedik kardeşim. Aradan bunu anlattım ben. Ona rağmen yaptık çalışmaları. Nisan ayına geldi. Hatta ben ona dedim ki bakın Nisan, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. 6 ay bitiyor Nisan ayında. Nisan ayında karların altından kardelenler çıkacak dedim. Bunu bilin. Nisan ayında o zaman başbakanımız bizi teğet geçti demişti. Evet. Kriz. Hakikaten kriz bizi o zaman teğet geçmişti yani. Hiç kriz yaşamadı. Evet. Nisan ayında her şey değişmeye başladı. Mevduatları onlar alma dedi, biz aldık. Kullandırmayın dediler, biz kullandık. Kullandırız, aldınız mı? Aldık. Nasıl almasın ya, vatandaşın parasını toplamışım. Kullandırmasan adama zarar ettireceksin. Evet. Ne demek kullandırmamak? Biz aldık ve kullandık. Biz Haziran'a geldiğimiz zaman, Haziran 2009'a geldiğimizde bir yıllık bütçemizi tutturmuştuk. Yani öyle bir gelişme sağlandı ki her şey normale döndü. Bir batağımız yok vesaire, hiçbir şeyimiz yok. Adam dedi ki bana ve maalesef Suudi Arabistan'ın o bankasını yöneten de bir Amerikalı. Maalesef. Bizim de icra kurulu başkanımız o zaman. Ya dedi, brother dedi. Sen dedi, nasıl bildin dedi bu, nasıl tahmin ettin dedi ya. Ondan sonra işte bu hikayeyi anlattım ona. Ya senin dedim bilmediğin bir şey var. O da bizim milletimizin psikolojisi. Ya bizim gerçekten milletimiz çok karamsar değil. Çok yani şükür. Kendini kaybeden bir millet değil. Elhamdülillah. Bu tarihten gelen belki bir genetiğimiz bunu şey yapıyor. Evet. İzlediniz mi? Belki izlemişsin, hepimiz izlediğimiz gibi. Diriliş Ertuğrul. Evet, tabii. Ha. Şey yok yani, böyle kötümserlik yok orada yani. Yok olma noktasına geliyor ama oradan bir var olma hikayesi çıkarıyor yani. Aynen bizim milletimiz de gerçekten böyle motivasyonu bozulmayan ve etkilenmeyen bir yapısı var psikolojisi. İkincisi de şuydu söylediğimin, aceleci bir milletiz. Aceleci bir milletiz yani. O da nedir? Yani 6 ay öncesini unutuyoruz ve bir de aceleciyiz. Ya kardeşim cebinde param varsa ben bu arabayı alacağım yani. 6 ay beklerim yani. Daha fazla beklemem yani. Yahut da hanıma bir araba alacaksa adam, hanım onu ikide bir de sıkıştır. Al arabayı. Al artık. Ev alacaksa 6 ay bekler. 6 ay sonra kardeşim boşu ben alıyorum der. Yani bu bizim milletimizin hasletleri. Yani 6 ay sonra baktığında kriz unutulmuş. Normal hayata başlanmış. Bir noktaya geliniyor yani. Dolayısıyla bizim milletimizin bu zorlukları aşma noktasında Allah'a şükür psikolojimiz sağlam Osman Bey. Çok buna doğru. Siz ne derseniz tevekkül deyin. Psikolojimizin kuvvetli olduğunu düşünün. Ama
milletimiz bu tip zorlukları atlatma noktasında birbiriyle yardımlaşma içinde olabiliyor yani. Evet, dolayısıyla inşallah 2009'da çok daha farklı bir psikolojiyle bu yaşadığımız zorluklar da 2019'da i̇nşallah. Zaten taşımayacağız. Bağrımızda inşallah 2009'da, 2008'de yaşadığımız bu zorlukları taşımayacağız 2009 yılına. Fakat bu arada maalesef milletimiz böyle ama bazı fırsatçılar da var. Maalesef yani. Nedir o? Enflasyondan bahsediyoruz. Onu da ifade edip enflasyon, oraya gidiyoruz. Enflasyon evet. Geldi buraya. Dendi ki dolar 7, evet. Öbürü 8. Fiyatlar arttı. E düştü şimdi. 5'e düştü. 6'ya düştü. İndir kardeşim. İndir. Niye orada duruyorsun? Bu da maalesef fırsatçılar. Evet. Benim 3,5'tan meselesi var ya hocam. Yani biraz daha düşünmesi mi bekleniyor acaba? Hani 3,5'ken başladı böyle artış 7'ye kadar. O mu bekleniyor? Bilemiyorum tabii... ama. Beklenen şu. O beklenmiyor. Hat zatında buralar dolar 5,30'lara, euro 5,10'lara falan park etse, buralarda istikrar kazansa tamam. Şu anda fiyatlar yukarıda da beklenti. Fiyatlar dolar tekrar çıkacak. Euro burada tutamazlar. Dolayısıyla ben mallarımı ona göre tedbirimi satarsam yerine koyamam vesaire yani. Dolayısıyla bu insanların artık bu fırsatçılığı bırakıp Türkiye ekonomisinin istikrara kavuştuğunu görmeleri lazım. Doğru hocam. Bir aramız olacak. Aradan sonra son bölümümüzde girişimcilik ve inovasyonu değerli hocam sizin ölçeğinizde, tecrübelerinizde de. Çünkü biliyorum sizin çok güzel bir işletmeniz de var. Aynı zamanda şimdi sahadasınız da. Onları da inşallah konuşup sizden dinlemek istiyoruz. İnşallah. Aradan sonra tekrar beraberiz. Kıymetli hocam, ilk iki bölümde ekonominin genel olarak görüntüsünü ve makroekonomik değerleri, verileri ve güncel, bugün açıklanan hem ülkemizde açıklanan enflasyon rakamları ve büyümeyle ilgili konuları hem de ABD'nin açıklamış olduğu yine ambargosunu da değerlendirmiş olduk. Şimdi gelelim bugünkü konumuza da bir bölümü oluşturan girişimcilik ve inovasyonun sizin cephenizden sahada da bir kişi olarak ben biliyorum ki özellikle son yıllarda çok güzel de bir girişiminiz var. Onun detaylarını almak isteriz. Onun üzerinden de ekonomi çok daha sağlıklı görebiliyorsunuz. Önce girişimcilik ve inovasyon deyince ne anlamalıyız? Hem yöneticilik yaptınız, sahada bulundunuz, hem de bu çalışmaların içerisinde bizzat şu anda yürütücü olarak da görev yapıyorsunuz. Ne anlamalıyız buradan? Bize ne söylersiniz? Şimdi Osman Hocam, kader diye bir şey var. Yani kader, çizgi, kader çizgisi. Evet. Yıllarca işte bankacılık, katılım bankacılığı yaptım. Kuruluşlarda bulundum. Yani bankaların kuruluşlarında bulundum. Yıllarca. Şu anda birçok yönetici arkadaşımız sizin yanınızda. Çalıştılar. Evet. Birçok arkadaşımızla beraber yetiştik. Evet. Yani çalışma ortamımızı bir okul gibi geliştirdik. Ama işin nihayetinde her şey başladığı yere döndü. Yani tabii şu anda işte bankacılıktan sonra bir hayvancılık projemiz vardı. Ne kadar oldu başlayalı? 5-6 yıl oldu. Maalesef yani maalesef keşke şu andaki bilgi ve tecrübemle bu işe başlamış olabileydim yani. Yahut da keşke bu işe başladığım zaman bana şu andaki bilgilerimi verebilecek bir imkan olabileydi. Keşke değil mi? Tabii keşke yani. Bugün geldiğimiz noktayı keşke 5 yıl önce 6 yıl önce yakalayabilseydik. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Evet, çok burada. Çok. Yani burada
5 yılı, 6 yılı sürekli öğrenmekle geçtik. Yani lider çok önemli. Lider. Evet. Bu noktada lider, önder çok önemli. Gittiğimiz yolda bize kayıplar verdirmeden en iyiye ulaşmak için, inovasyon dediğimiz olay sadece kendi kendine yapabileceğin bir şey de değil. Bu bir rehberlik içinde yapılabilecek bir şey. Yani bir insan sadece kendi başına bir inovasyon yapamaz. İnovasyon yapılırken bir tarafta rehber olması lazım. Düşünen bir insan olması lazım. O konuda tecrübeli bir insan olması lazım ki bize hatalar yaptırmasın. Bu tam sözün burasında girişimcilikle ilgili bir bilgimiz var. Ekranımıza yansıtacağımız. Yani ondan sonra konuşmamıza devam edelim mi? Buyurun. Hocam girişimcilik üzerine konuşuyoruz. Bununla alakalı ülkemizde son 5 yılda açılan işletme sayılarıyla alakalı bir grafik bu. Yönetmenimizden rica edelim. Burada son 5 yılda açılan işletme sayılarına baktığımızda bu tabloda 2013 yılında 49.028, 2014 yılında 57.710, 2015 yılında 66.701, 2016 yılında 63.709 ve 2017 yılında 72.871. Demek ki hocam sizin işletmede 2013'e denk geliyorsa aşağı yukarı o 49 bin miydi ta hocam? Evet, 49 bin içerisinde orada yer alıyor sizin işletmede. Böyle bir hafif de yükselen bir grafik görüyoruz değil mi? Şimdi işletmelerin çok olması, çok açılıyor olması tabii ki önemli. Ama bir de şey var tabii. Nitelik. Nitelik var ve bir de kapananlar var yani. Evet. Bakın ben şimdi ki bizim bulunduğum sektörden, hayvancılık sektöründen bahsedersem kurulanın yanında kapananlar da var. Kapanan. Niye kapanıyor? İyi yönetilmediğinden. Başka sebep yok yani. İyi yönetilemediğinden. Şimdi ben şunu ifade etmiştim. Bugün 5 yılda geldiğim noktada hayvancılık işletmesi noktasında, bu veterinerlik manasında söylemiyorum ama işletme politikaları, işletme stratejisi açısından bugün 30 yıllık, 40 yıllık yaptığım bankacılıktan daha iyi bu işi bilir hale geldim. Bu mübalağa değil yani. Yani çünkü sektörde daha iyi bilen olmayınca sen en iyi bilenin durumuna düşüyorsun yani. Doğru. Ama nasıl, tecrübeniz var. Nasıl bu hale geldik? Düşe kalka bu hale geldik yani. Deneme yanılma yoluyla. Ama bugün geldiğimiz noktada Allah'a şükürler olsun şunu öğrendik. Hayvancılık bir işletme, bir kurumsal yapı. Hele hele hayvancılık sektörü, tarım sektörü bilgi olmadan yönetilebilecek bir alan değil. Hayvancılık. Veri olmadan, bilgi olmadan ve plan olmadan yönetilecek bir alan değil. Mesela bugün Türkiye. Buradan girişimcilere de böyle bir beyanımız olsun. Beyanımız olsun. Yani kesin, şu kesin ki eğer siz bir işletmeyi, yani üretim faktörlerini yönetiyorsanız mutlaka bunu planlamanız lazım. Artısını, eksisini, girdisini, çıktısını çok iyi hesaplıyor olmanız lazım. Bizim bu işe başladığımız zaman bu bilgiler yoktu bizde. Yani gerçekten zor bir dönemden geçtik. Bugün geldiğimiz noktada keşke filmi geriye sarabilip de oraya gidebilsek, yaptığımız birçok hataları yapmamış olurduk. Şimdi geldiğimiz bu noktada Türkiye'nin hayvancılığa ne kadar ihtiyacı var? Ben bunu sadece buna değinmek istiyorum. Kendi sektörümüzle alakalı. Türkiye'de yılda, artık 2019'da ne kadar olur bilmiyorum. Çünkü kurların bu kadar artması nedeniyle bu kadar ithalat yapabilir miyiz bilmiyorum. Türkiye'ye yılda 500 bin adet gebe düve ithal edildi. Ya biz, ülkemiz hayvancılık ülkesi. Gebe düve ithal ediyoruz. 600 bin adet erkek dana et için ithal ediyoruz. O da yetmiyor. Et ithal ediyoruz. Şu kadar. Evet. Bunların toplamı belki de 10 milyar euroyu tutuyor. Şimdi ne yapacağız? Yani ben kendime düşünüyorum, kendi adıma düşünüyorum. Ben Türkiye'nin, inovasyon olarak. Evet. İnovasyonu ben şöyle değerlendiriyorum burada.
Türk ekonomisine katkım ne olur? Evet. Ne olur? İnovatif davranış nedir? Nedir? Burada? Ben evet. burada çok para kazanacağım değil. Ne yapabilirim'e bakıyorum. Ben diyorum ki arkadaş, ben günde bu çerçevede, kendi çerçevemde günde 30 ton süt satacağım. Piyasaya 30 ton sütüm Türk ekonomisine girecek. Yılda 600 adet erkek dana etçi olarak girecek ekonomiye ve benim varlığım nedeniyle 600 tane gebe düveyi Türkiye ithal etmeyecek. Ben bunun buna gücüm yeter benim diyorum. Buna gücüm yeter. Bunu sağlayabilirim. Bunu sağlayabilirim. Ha bunu sağlayabilmem için ne yapmam lazım? Sağlayabilirim değil, sağlamalıyım diyorum. Yani evet. elimdeki mevcut canlı varlığıyla bunu sağlamalıyım. Çünkü bunu sağlayabilecek durumdayım. Ama bunu iyi kontrol edemezsen, iyi planlayamazsan satarsın, buzağı olarak satarsın bunları. Ne nereye gittiği belli değil. Gebe düve de yapılamaz. İşte buzağı olarak satılır, orada heder olur, burada heder olur. Ve dolayısıyla senin işletmen sadece 1000 tane buzağı üretip satan, işte bir de süt, süt satan evet. ürün. Ha şimdi bizim ne yapmaya çalışıyoruz? Diyoruz ki, ben şöyle düşünüyorum. Ülkeme nasıl bir katkı sağlayabilirim? Yani sosyal gaye çok önemli. Eğer işletmeler bireysel gaye, kar gayesinin yanına sosyal gayeyi monte edemezlerse başarılı olamazlar. Para kazanırlar ama tatmin olmazlar yani. Dolayısıyla her işletme günümüzde bunu mutlaka düşünmesi lazım. Yani ben ülkeme nasıl bir katkı sağlayabilirim? Bunun için bunun yanında devletimizin de yer alması lazım. Mesela bana demesi lazım ki arkadaş sen 500-600 tane gebe de üreteceksin, 600 tane de etçil hayvan üreteceksin. Mesela bir 15 aylık, 18 aylık, 20 aylık. Bunu yapacaksın. Böyle bir hedef vermesini mi bana, bana bir hedef vermesi lazım. Evet. Bir hedef verecek. Yani rastgele buzağları satmak, rastgele hareket etmek. Çünkü bu kaynaklar benim değil, Türkiye'nin kaynağı. İşin nihayetinde bakıldığı zaman gayri safi milli hasıla da Türkiye'ye giriyor bu yani. Bana bu kaynakları, zorunluluğu getirirken ve bana da şunu demesi lazım. Kardeşim sen ne istiyorsun? Yani devletle beraber hareket etmemiz lazım. Yani devletin bana diyecek ki kardeşim sen bunları yapacaksın ve senin zorluğu nedir? Benden ne istiyorsun? Şimdi mesela çok basit buradan şunu söyleyeyim. Ben nasıl yöneteceğim tabii bilemiyorum. Mesela şu anda süte 10 ayda %10 zam geldi. 10 ayda. Başka zam yok hiç. Hepsi bu süte. Ürettiğimiz süt biz %10 zamlı satıyoruz. Yem ithal ediliyor. Mısır ithal ediliyor. Arpa ithal ediliyor. Soya ithal ediliyor. Bunlara gelen zam %55. %10 zam geldi. %45. %45'i nasıl yöneteceğim ben? Tamam. Ülkemizin enflasyonuna bir katkı sağlayalım. Enflasyon ortalama 25 ise benimki onun yarısına az olmamalı yani. Şimdi ne inovasyon dediğimiz nedir burada? Buna rağmen yani senin sattığın ürünlere %10 zam gelmiş. Hı hı. Senin kullandığın ürünlere %55 zam gelmiş. İşte burada nasıl yöneteceksin bunu? Bu yönetimi nasıl yapacaksın? İşte burada çok ince ayrıntılara girmek gerekiyor. Çok ince yönetmek gerekiyor. Yani burada önemli olan bizim üzerinde durduğumuz olay bu dönemde sabırlı olalım. 2009'da inşallah her şey normal seyrine gelecek. Mesela %10 bana zam gelmişse, girdilerime %10 gelmişse benim hayatiyetim devam eder. Benim katkılarım devam eder. Dolayısıyla burada üzerine durmak istediğim olay şu. Türkiye'nin hayvancılığı tarımdan koparılamaz. Dolayısıyla biraz önce bahsettim. %80 şehre gelmiş, %20 köyde kalmış. O köylünün toprakları, hazinenin toprakları bir envanter çıkarılması lazım. Hazine toprakları ve özel topraklar. Ne kadar ekiliyor? Bizim ne kadar buğdaya ihtiyacımız var? Ne kadar arpaya ihtiyacımız var? Ne kadar mısıra ihtiyacımız var? Ve bu kritik stratejik ürünlerin hangisini öncelikli olarak ekmemiz, kullanmamız lazım? Ve burada inşallah hükümetimiz bu konuya eğilir. Şimdi zaten çiftçilere bir toprak tahsisi, tarım topraklarını verme gibi bir çalışma başlattı. İnşallah bizim Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri inşallah çözülecek. Yani Türkiye'de buğday,
arpa her neyse tohum atılmamış bir karış toprak kalmaması lazım. Çünkü biz buna muhtacız. Artık günümüzde gıda çok önemli hale geldi. Su çok önemli hale geldi. Bugün baktığımızda yabancı şirketler Türkiye'de hayvan çiftliklerini almaya çalışıyor. Büyük zeytinlikleri almaya çalışıyor. Hı hı. Büyük tarım alanlarını almaya çalışıyor. Neden yani? Neden? Çünkü önümüzdeki dönemde gıda çok önemli hale gelecek. Bizim ülkemizden ister yabancılar alsın, ister yerli alsın ama bizim ülkemizde üretilen ürünlerin mutlaka bizim ihtiyacımızı karşılıyor olması şart. Biz ülke olarak inşallah tarım ve hayvancılık yani gıda da kendimize yeterli bir ülke olmak durumundayız. Bunun için de öncelik hayvan envanteri, toprak arazi envanteri ve bunların entegrasyonu. Evet. Çünkü hayvancılığı tarımdan ayıramazsınız. Tarım ayrı, hayvancılık ayrı diyemezsiniz. Tarım yoksa hayvancılık da yok. Yani elden gelen, daha doğrusu dökme suyla değirmen dönmüyor. Elden gelen öğün olmuyor, o da evet. Zamanında bulunmuyor. Sağlıklı entegrasyon bu işin çözümü için çok önemli bir çalışma olacaktır. Çalışma yani, olacak. Çünkü yani, elimizdeki veri belli, toprak belli. Hayvanların envanteri doğru bir veriye dayalı olarak biraz evvel ifade ettik ya hocam. Çıkardığımız zaman devletimiz ve kullanıcılar bir araya gelip bir iyi bir çözüm bulmamız lazım buna. Ki ondan sonra inşallah Türkiye'nin... Bununla ilgili çalışmalar var herhalde bildiğim kadarıyla. İnşallah olacak yani diye evet. Bekliyoruz. Bu arada girişimcilikle ilgili gene bir kartımız var. Bu evet. Halka arz. Yani en büyük halka arz ya da halka arzın da bir girişimcilikle ilgili bir bağlantısı var diye düşünüyorum. Evet. Onu herhalde onunla alakalı hocam, dünyadan bir örneğimiz var hocam. Yani borsa tarihinin en büyük halka arzı ile ilgili bu bilgi ekranımız internetten alışverişin ne kadar yaygınlaştığını da bize gösteriyor. Bu tabloya baktığımız zaman bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şu anda ekranda. Evet. Tabii ki burada girişimciliğin önemli gerekliliklerinden biri de yenilikleri takip etmek. Yani yeniliklere ayak uydurmak, hatta yenilikleri üretmektir. Bu tabloya baktığımızda bunu açık bir şekilde görebiliyoruz hocam. Burada sorumu devam ettirerek şunu ifade etmek istiyorum. Bu yani şirketin halka ya da bir girişimciliğin halka arz edilmesi, halkla buluşturulması. Bunun inovasyonun da belki ileriye doğru götürülmesinde mutlaka bir etkili olacaktır ama bu halka arzı biraz bize açabilir misiniz? İzleyicilerimizi daha iyi anlaması açısından. Şimdi halka arz kaynağın yani kredi kullanan bir işletmenin kaynağını krediden kurtarıp öz kaynak haline dönüştürmesi demek. Öz kaynak. Yani mesela şirketin %10, %20 sermayesini halka açarak oradan bir kaynak elde ediyorsunuz. Girdi sağlıyorsun. Yani sermaye elde ediyorsun. Yani şirketin, işletmenin %20'sini halka satıyorsun ve oradan elde edilen geliri, oradan elde edilen kaynağı işletmende kullanıyorsun. İşte burada önemli olan olay şu. Bunun başarılması lazım. Bu şart. Bu önemli midir? Bu çok önemli yani. Önemli değil, çok bunun önemli. Altını çizelim değil mi? Çok önemli. Evet. Neden çok önemli? Bu kaynak... Çünkü bu kaynak, özellikle sizin sahadaki bu tecrübenizle beraber bu girişim biraz da halkımızın biraz daha anlaşılması açısından önemli. Yani. Mesela bir küçük bir işletme evet. Eğer iyi bir plan yapabiliyorsa elde ettiği kaynak, öz kaynak çünkü bu kaynakla işletmesini büyütebiliyorsa, hacmini artırabiliyorsa ve hacimden dolayı genel giderlerin azalması, sabit giderlerin azalması ve genel manada da karlılığın artmasına sebebiyet verecek bir durum oluşuyor. Bu kredi böyle değil. Kredi ucuz da olabilir ama kredi bir müddet sonra ödeyeceksin. İşletmenin çıkacak bir değer olarak düşünüyorsun yani. Dolayısıyla halka arz bu işletmelerin, hatta ben kendi adıma inşallah bir gün gelir. İnşallah. Biz de açarız. Halka açtığımız zaman benim düşüncem şu. Bunu belki bir adım ileriye götürerek mevcut durumu, işletmenin faaliyet alanını kendi çizgisinde artırmak.
ne bileyim süt işleme tesisleri kurulması ileriye doğru. Geriye doğru arazi almak suretiyle yem girdilerini, ona göre uygun hale getirmek gibi. Yani inovasyon dediğimiz olay tabii ki şeyle öz kaynakla, halka açılmayla desteklendiğinde çok başarılı bir netice elde edilecektir. Ama diyelim ki burada da aynı şekilde şey aldınız, halka açıldınız fakat iyi bir planlama yapamadınız. Kaynağı elde ettiniz ama planlamayı çok iyi yapamadınız. Parayı sağda solda çarçur ettiniz. Bu da inovasyonu bir yana bırakın. Çok kötü bir yönetim söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada artık işletmeler, bakın ben Osman Bey şunu ifade etmek isterim Taha Hocam. İşletmeler küçük ve büyüklük önemli değil. Yani büyüklük, küçüklük hacimle alakalı bir durum. Ama her işletmenin profesyonelce yönetilmesi lazım. Profesyonel yönetmek ne demek profesyonelce? Bir karar mekanizmasının oluşması lazım. Kararın alınması lazım. İki, icra edilmesi lazım. Üç, denetlenmesi lazım. Şimdi karar alan, uygulayan, denetleyen aynı adam. Ya kardeşim, ya hatalı karar almışsa ne olacak? Karar aldı, hatalı uyguladı, karar doğru, uygulama yanlış ne olacak? Çünkü aynı adam yapıyor. Zaten hatalı olup olmadığını da bilemeyeceksin uygulamanın. Çünkü denetleyen kendisi. Denetleme yok. Yani bundan sonra önümüzdeki dönemde işletmeler, küçük işletmeler, büyük işletmeler diye bir ayrım yapmaya gerek olmadan kurumsal bir yapı. Yani karar alma, uygulama ve denetleme. Bunu mutlaka gerçekleştirilmesi lazım. Kurumsal yapı dediğimiz olay bu. Mesela büyüdü, işletme çok büyüdü, hacmi büyüdü. Ama karar alıcı aynı, uygulayıcı aynı, denetleyici aynı. Her an bu işletme bir risk altındadır. Risk. Çünkü artık işletmelerimizin iki yönetim tarzı var. İki, bir normal operasyonel yönetim, iki denetim, risk yönetimi. Yani bu mesela bugünümüzde bankalarda yapılıyor. Operasyonel yönetim, risk yönetimi. Genel müdürlükten ayrı bir yapı, risk yönetimi. Dolayısıyla bizde de... Büyük şirketlerde de yapıyor hocam. Büyük şirketlerde de var. Evet. Yani kurumsal yapı, yani bunu başarabilen isterse küçük olsun. Bunu başarıyorsa o işletme kurumsal yapıya sahiptir. Mesela bizde hayvancılıkta biyogüvenlik diye bir olay var. Biyogüvenlik. Bugün bu işletmelerde bunu dikkate alan var mıdır bilmiyorum. Ama almadan yürüyemezsiniz. Biyogüvenlik hayvanların her an hasta olabileceği, bulaşıcı hastalıklara maruz kalabileceği ve böyle bir şey olduğunda da işletmenin bitebileceği. Bu bir risk yönetimi. Yani biyogüvenlik. Bizim sektörümüzde biyogüvenlik. Tarımda aynı şekilde afat riski. Riski var. Afat tabii. Riski. Değil mi? Tabii. Her an her şey zaman zaman başımıza geliyor yani. Evet. Bunları iyi hesap etmemiz lazım. Eğer afet riski var diyorsak, afet riski varsa bunun için kanallar mı açılması gerekiyor? Başka bir şey mi yapılması gerekiyor? Yani orada da afet yönetiminin yapılması lazım. Afetin bir risk olarak algılanıp orada da elimizden geldiğince onun yönetilmesi lazım. Dolayısıyla günümüzde işletmelerin inovasyonun yanında mutlak surette işletmenin bu manada risk yönetimi, riske maruz kaldığı alanları tespit edip o alanları iyi yönetmek lazım. Yani aşı yapılmak gerekiyorsa aşı yapmak gerekiyor işletmenin o alanlarına. İlave katkı sağlanması gerekiyorsa ilave katkı sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla bir işletmeyi kendi başına bırakıp ne olursa olsun dönemi geçti yani. Bizim şu anda bilhassa küçük, orta boy işletmelerimizin bu noktada çok ciddi manada zafiyetleri var, noksanlıkları var. Ben bunu hemen hemen hepsinde görüyorum. Bilhassa küçük işletmelerimiz, orta boy işletmelerimiz krediyi alır bankadan, alır. Vadesi ne zamana gelmiş, ne zamana gitmiş hiç üzerinde durmaz. Halbuki mesela şu andaki orta boy ölçekli işletmelerimizin en önemli inovasyonu bana göre nakit akışının iyice yerleştirilmesi lazım. Nakit yönetiminin sağlıklı. Nakit yönetiminin sağlanması lazım. Bu bir inovasyon. Bugün işletmelerimizde olmayan
En önemli şeylerden bir tanesi risk alanlarının tespiti ve tedbirinin alınması. Risk yönetimi. Risk yönetimi. Alınması lazım. Küçük büyük. Yani risk sadece büyük işletmeler için olmaz. Çınar devrildiği zaman etrafına çok fazla zarar verir. Ama öbür taraftan bir fidan devrildiği zaman da onun dibindekilere zarar verir. Küçük işletme bir şey olduğu zaman o küçük o aileyi yok eder yani. Evet. Aileyi etkiler yani. Onun için sizin inovasyon dediğimiz olay girişimcilikte mutlaka bu manada risk yönetiminin, risk algısının ön planda tutulması, bunun işletmelere iyi bir şekilde yerleştirilmesi ve nakit yönetimi dediğimiz, yani borçlarına sadakat önemli bu, çünkü nakit yönetimi borca sadakati yöneten bir sistem yani. Şimdi öbür türlü borcunu ödeyemeyeceksin yani. Dolayısıyla benim üzerinde durmak istediğim olay, en önemli şey işletmelerin inovasyona hazır hale gelmesi lazım. İnovasyona kendinden başlaması lazım. Hani buna ıslahat diyelim yani, ne dersek diyelim. Evet. Bu ıslahatı önce işletmenin kendi operasyonel zafiyetlerini tespit etmesi ve risk alanlarını bulup ona tedbir alması ve nakit yönetimi yerleştirmesi lazım. Ha, ondan sonra bunun üzerine inovasyonu, istediğin inovasyonu koyabilirsin yani. Bu da farklılık yaratmak. Hani biz genellikle şunu söyleriz, bu olmaması lazım. Artık belli işletmecilik açısından geleneklerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Biz bir şey olduğu zaman, hanım bir şey söylediği zaman ya da çocuklar bir şey söylüyor, ya bana icat çıkarma derler. Halbuki icat çıkarmamız lazım yani. İcat çıkarmamız lazım. Neyi nasıl kolay olabilir? Neyi nasıl yapabiliriz? Bugün geldiğimiz noktada zaten bunu yapanlar ön plana çıkıyor. Yapamayanlarsa, inovasyon yapamayan, risk yönetimini yapamayan, risk algısı oluşmayan, risk yönetimi yapamayan ve ayrıca nakit yönetimi yapamayan şirketler zaten elenip gidiyor. Yani tarih, ekonomi tarihi bu örneklerle dolu. Ekonomi buna müsaade etmiyor. Ekonomi eliyor bu şekilde olan firmaları. Onun için biraz lütfen inovasyona yönelen girişimci dediğimiz işletmelerimiz, KOBİ dediğimiz işletmelerimiz bilgiye değer versinler. Bilgisi olan insanlara değer versinler ve bu insanların bilgisinden faydalanmaya gayret etsinler. Bunun için 3-5 kuruş vermeleri gerekiyorsa bunu versinler. 3-5 kuruş verdikleri bu rakam ileride kendilerini çok büyük zorluklardan kurtaracak. Hani bir hadis-i şerif var. Bir sadaka bin musibeti def eder. Hadis-i şerif midir? Evet. Aynı şekilde sadaka belayı def eder mutlak olarak. Def eder. Bilmediğimiz veyahut da beklemediğimiz, yani bize bazen oluyor hocam mesela. Sadaka veriyoruz ama hani farkında olmadan üzerimize gelecek herhangi bir bela, musibeti ortadan kaldırıyor. Halbuki bizim bunun yani bilincinde olmamız lazım o manada. Evet. O manada söylüyorum. Tabii. Yani bizim bu insanlara vereceğimiz bir danışmanlık ücreti, müşavere ücreti vesaire, bunu masraf olarak görmemesi gerekir. Bunu defaatle söylüyorum ben. Çünkü buna ihtiyacımız var yani. Bu KOBİ'lerin buna ihtiyacı var. Girişimcilerin buna ihtiyacı var. Siz getirdiniz, inovasyonu getirdiniz, koydunuz ortaya. Âlâ, çok güzel. Peki bunu yönetecek altyapı yoksa, şirketin risk ki bunu kaldırabilecek durumda değilse, şirketin nakit yönetimi buna müsait değilse, hazır değilse yani, o zaman o inovasyonu götüremezsin. Götürür birisine verirsin yani. Doğru hocam. Evet. Hocam çok güzel izah ettiniz. Bu arada ben sizi bulmuşken izleyicilerimize de şu merak edilen birkaç husus vardı. Yavaş yavaş sonra doğru gidiyoruz ama şu sanal para konusu var. Bu bir anda böyle bir girdi gündeme, işte son bir yıl içerisinde işte basında yer aldı. Biz böyle bir şey duymamıştık, duyar olduk. Ve herkes bir değerlendirmede bulundu. Nedir bu sanal para? Şimdi Osman Bey, sanal para, Bitcoin, başka bir şey, başka bir şey. Evet. Bunlar şimdi ne getirir, ne götürür, bunu izlememiz lazım. Yani bu inovasyon mudur bu? Ha, bana göre inovasyon değil. Neden değil? Çünkü bu tip paralar genel manada kalıcı bir etkisi yok. Nasıl yok?
Arkasında bir devlet diyor. Kanada geldi şu anda. Yani onu paylaşalım mı hocam? Onu derseniz ekranımıza geldi şu anda. Sanal para alanında büyük bir saltanat sürdü Bitcoin. Tabii bu sadece Bitcoin'le sınırlı değil. Yani tek sanal para olarak Bitcoin geçmiyor. En meşhurları bu bilgi ekranda sıralanıyor şu anda gördüğünüz gibi. Tabii bizim gündemimize düşen özellikle evet. Bitcoin çok düştü hocam. Yani diğer isimlerden ziyade tabii daha çok duyar olduk. Hocamın da ifade ettiği gibi evet. Yunus Bey'in Bitcoin'le daha çok bunu duyduk. Evet, tanıdık yani. Evet. Ama hani bunun neyin ne olduğunu ama sanki biraz da böyle inovatif bir durummuş gibi de lanse edildi. Yani onu da ben özellikle sormak istedim. Şimdi Osman Hocam, Bitcoin çıktı. Bununla ilgili bir takım değerlendirmeler oldu. Arkasında bir devlet yok. Yani evet. Bir kuşkulu bir durum söz konusu. Fakat benim sadece bu paralarla ilgili... Hatta ileride işte para kalmayacak, şöyle olacak, böyle olacak. Değerlendirmeler oldu. Benim sadece bu paralarla ilgili, sanal paralarla ilgili sadece bir şeyim var. Beklentim var diyelim. Yani umudum diyelim en azından. Eğer böyle bir para söz konusu olduğunda, uluslararası bir para söz konusu olduğunda, daha doğrusu para değil... Ödeme sistemleri, evet. Ödeme sistemleri söz konusu olduğunda belki bir ülkenin, bir devletin kendi parasıyla bir başka ülkeleri, bir başka devleti sarsmaması, ona bunu, bu parayı kullanmaması ki bizim yaşadığımız olaylar evet. Anlamında belki bu manada ileride bir faydası dokunabilir diye aklıma geliyor. Ama yoksa endişem şu. Mesela 2008-2009 krizi Türkiye'ye fazla dokunmadı. Neden dokunmadı? O kriz de yaratılan türev ürünler nedeniyle meydana geldi. Lehman Brothers battı mesela. Evet. Onu aldı, ona sattı, onu aldı, ona sattı. Bir para birden çok insanın portföyünden geçti. Şimdi burası aldı, kullandı. Bir parayı. Onu aldı, bir ürün çıkardı, ona kullandı. O aldı, halka sattı filan. Yani 1 milyar dolar oldu, 10 milyar dolar. Türev ürünler dediğimiz bu. Türedi yani. Şimdi ve bir yerden buradaki ödeyemeyince nihai tüketici ödeyemeyince mesela ipotek karşılığı, mortgage krediler dediğimiz evet. Ödeyemeyince ona vurdu, domino taşı gibi. Oraya tabii. Gitti ve yıktı. Şimdi burada da aynı şekilde endişem şu ki burada da böyle bir olay olabilir diye endişe ediyorum yani. Nitekim bu paranın şu anda sadece bir alışverişte kullanılmak noktasına gelmedi. Bir ithalatta, bir ihracatta, bir Bitcoin'le ödeme sistemleri falan henüz bir noktaya gelmedi yani. Evet. Gelmedi. Hatta biraz gündemden de düştü gibi. Düştü. Bayağı düştü. Evet. Şimdi evet. Dolayısıyla bu paraların sanal para yani bir çiftlik vardı hani onun gibi çıkardığı şeyler vardı ya. Evet, o da almış kullanmış çiftlik bank. Evet. O da kullanmış Bitcoin almış. O da Bitcoin'de. Yani evet. Tabiri caizse şu anda bir manada spekülatif kumar gibi kullanılan bir yanı var yani. Hı-hı. Dolayısıyla belki ileride eğer bu ülkelerin paralarını diğer ülkelere karşı silah olarak kullanması devam ederse belki buradan bir inovasyon çıkabilir diye düşünüyorum. Belki. Belki evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Bize arasyonun sonuna doğru geldik. Ben bu saatler nasıl geçti bu programda çok anlayamadan yönetim eksik olmasın. Bize ikaz gönderiyor sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Estağfurullah. Bizlerle paylaştınız. Özellikle ailelerin yapması gerekenle ilgili de o dikkat çeken açıklamanız bence çok önemliydi. Tasarruf evet. Noktası. Bireyin. Çünkü evet. Bu yani bireyden başlayıp aile, şirket ve devlet dörtlemesi diyelim ona. Bu bizim için çok kıymetliydi. Hem bunun tasarruf hem planlama hem de her boyutuna müdahil olabilecek bir denetim kontrol mekanizması. Tabii makro olarak da devletin bu konuda kaptanlığını yapması gerektiğini anlamış olduk. Osman Hocam son olarak. Buyurun tabii. Son şeyinizi alacağız. Ekonomik olarak
ekonomi hayatımızda devlet bireyle, fertlerle, bireyle el ele tutuşarak bir yönetim yapması lazım. El ele tutuşarak yönetmesi lazım ekonomiyi. Yani burada fertler dediğim gibi sıfırdan başlanarak tasarruf zihniyetine ulaştırılabilir. Bugün gelinen noktada gerçekten tüketim ekonomisi haline geldik. Ve bizim çocuklarımız tatminsiz yetişiyor. Yani bir oyuncak alıyorsun, maalesef 10 dakika sonra atıyor. Evdeki tencerede pişen yemek onu mutlu etmiyor. Raflardan alınan hazır gıdalar onu mutlu ediyor. Ve dolayısıyla böyle bir ortamdayız. Dolayısıyla devletimizle aileler el ele vererek, aile, okul, iş hayatı birlikte bu ruh yapısına ulaşmamız lazım. Yani bir kalemi kullanırken yahut da bir kağıdı kullanırken arkasını çevirip kullanmayı yahut da kağıt kullanmamayı ve bu kullanmamanın bir tasarruf gereği olduğunu öğrenmemiz lazım. Bunu da biz ancak devletimizle el ele tutuşarak sağlayabiliriz. Ve biz de millet olarak, halk olarak, aile olarak, fert olarak buna inşallah hazırız. Ben öyle düşünüyorum. Devletimizde ki zaten devletimizin eli bizim elimizin üstünde olacak. İnşallah, İnşallah önümüzdeki dönemde devletin 15, 20, 30 yılı uzun bir süre değil ve devletimiz inşallah bu süre içerisinde böyle fertleri ülkemize yaraşır fertleri ve dünya ile yaraşabilecek fertleri inşallah yetiştirecekler. Markaları. Tabii fert o noktaya geldikten sonra şirketler tabii otomatik olarak zaten o noktaya gelecek. Aynen öyle yani. Evet. İnşallah Allah yardımcımız olsun. Amin. Ben de bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ne demek? İnşallah tekrar gene buluşuruz çerçeve programımızda. Peki son bir şey söyleyeyim mi? Bu benim size sormayı düşündüğüm bir konuydu. Siz aynı zamanda bir aile şirketisiniz. Bu girişiminiz. Bir avantajı, bir dezavantajını bize söyler misiniz? Aile şirketiyle girişimcilik yapmanın. İzleyicilerimize de belki böyle bir ipucu vermiş olur. Şimdi çünkü hep merak ederim ben bunu. Çünkü aile şirketleri işte şu avantajı, bu dezavantajı sayarlar ama hani sizin için en önemli gördüğünüz bir avantajı, dikkat edilmesi gereken bir de dezavantaj. Şimdi aile şirketlerinin biraz önce bahsettim. Eğer kurumsal yapıya ulaşmamışsa o şirket yönetimi çok zor. Risk. Bu bir ciddi risk. Risk yani. Başarı elde edemezsiniz yani. Nedir? Karar al, yönet. Yahut da aile bireyler arasında bir takım problemler. Evet. Bu bir problem. Bu bir risk. Bu bir risk. Tamam. Bu bir risk. Çünkü toparlayacağız. Bu bir risk. Ama iyi yönü ya da olumlu yönü ya da avantajlı yönü. Ama bu sağlanmışsa, bu riski iyi yönetiyorsanız aile şirketleri de katkı için, yani işletmenin inovasyon elde etmesi, işletmenin gider yönetimi, işletmenin gelir yönetimi, işletmenin zamanla sınırlı olmayan gayret ve cehdi. Cehdi, değil mi? Gayret ve cehdi, bu da tabii ki artı yönleri yani. Evet. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Taha Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, bugünlük de bizden bu kadar. Sürçülisan ettikse affola. İnşallah tekrar önümüzdeki hafta bize ayrılan saatte nefesimiz, yüreğimiz yetmesini diliyoruz Yüce Rabbim'den. Hayırlı kalınız, hayırlı geceler diliyorum.